Türkiye Cumhuriyeti'nin el batıya üstüne dönük Birleşik Arap Emirlikleri tarafından yapılan o provokatif bir mesaj içeren ama askeri sonucu olmayan saldırıya net cevabı şu sıralarda başlamış vaziyette. Merak etmeyin, kimseyi bombalamıyoruz. Ama Girit'in güneyinde, Libya kıyılarında 8 savaş gemimiz, tanker uçaklarımız ve çok sayıda F-16'larımız müthiş, geniş, büyük bir harekatı başlatmış, yürütüyorlar. Üç bölgede yapılıyor harekat. Üç bölgede yapılıyor. O bölgede, Navtex dediğimiz bölgede, üç ayrı noktada birbiriyle eklenmemiş ve uzun süren bir tatbikat olacak. Ve şimdi sıkı durun, Türkiye, Türk donanması bu üç farklı bölgenin isimlerini nasıl değerlendirmiş? Birinin adı Barbaros, diğerinin adı Turgut Reis, üçüncünün adı, üçüncü bölgenin adı da Çaka Bey. Yani bu isimler üzerinden Akdeniz'deki bütün milletlere ve bu arada tabii Libya'nın meşru yönetimine de herkese bir mesaj veriyor Türkiye. Diyor ki, arkadaş ben tarihte buradaydım. Bugün de buradayım, yarın da burada olacağım. Benim üzerime geleni Barbaros, Turgut Reis, Çaka Bey zamanında ne yapmışsa bugünün denizcileri de, bugünün havacıları da, bugünün karacıları da aynı şeyi yapacak. Şimdi bu bir kararlılık duruşu. Bu Türkiye'nin o bölgedeki kaçıncı askeri tatbikatı? Yılbaşından beri benim yanlış hatırlamıyorsam üçüncü tatbikat. Peki bu tatbikatta biz ne gösteriyoruz? Biz şunu gösteriyoruz esasında. İki yönlü bir gösterimiz var orada. Birincisi, oradaki donanmamızın ateş gücü o kadar iyi ki hava savunma sistemlerine sahip gemilerimiz sayesinde o bölgede yani Sirte Misrata hattında Trablus açısından son derece önemli bir alanda kuş uçamıyor. Çünkü bizimkiler kilitleniyorlar hemen oraya. Hemen ışıklar ayarlanıyor. Ve ikinci nokta, biraz sonra Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin açıklamasını analiz edeceğim. Müthiş bir milis yığınağı var karşı tarafta Sirte'ye. Hem Wagner, Rus askerler, hem Cancavit, hem Çatlılar, hem Suriyeliler. Şimdi orada bu kadar yığınak yapılınca tabii bizim ordumuz bir tek şey anlar bundan. Çok teknik olarak bunlar bir gece ansızın saldırabilirler. Ha, işte oradaki gemilerimizin ve sürekli havada dolaşan tanker uçaklarımızla devriye atan F-16'larımızın da görevi zaten belirli bir sınırı geçen o zavallı diyeceğim saldırgan savaşçıları ortadan topçu ateşiyle yok etmek. Yani onlar oradayken öyle herkesin kolay kolay kıpırdanması mümkün gözükmüyor. Şimdi tabii bu bir askeri dengeyi getirdi beraberinde ve işte Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'te o askeri dengeden duyduğu kaygıyı ifade etti, açıklama yaptı. Diyor ki, Libya savaşı, Libya mücadelesi hiç tahmin etmediğimiz bir boyuta doğru gidiyor. Sürekli bu ülkeye en gelişmiş teknoloji ürünü, silahlar yığılmaya başladı ve çok sayıda milis akışı devam ediyor diyor. Tabii bunun nedeni Rusya'nın bu bölgeye sürekli yabancı asker taşıması. Yani şöyle bir noktayı iyi değerlendirin sevgili izleyicilerim. Türkiye olarak biz hep söylüyoruz, Birleşmiş Milletler tarafından meşru kabul edilmiş Trablus'taki Libya hükümetinin yanındayız. Ve bu hükümetin bir ordusu var. İyi kötü, şimdi daha iyi bir ordusu var çünkü biz destek olduk. Ve bu ordu Libyalı. Libyalı bir ordu.
Gerçi karşı taraf ısrarla Türkiye'nin Suriye'den buraya bir takım askerler taşıdığını falan savunuyor. Belki kısmen doğru da olabilir, bilemem. Ama sonuç itibariyle meşru bir yönetimin meşru bir ordusu Sirte'nin kapısında duruyor. Peki karşıda kim var? Çok az, belki de hiç olmayacak kadar az Libyalı askerin olduğu büyük bir askeri güç. Çünkü Mısır, o hani meşhur efendim Libya Sirte Cufra benim kırmızı hattımdır, ben oradan kimseyi yaklaştırma falan gibi açıklamayı yaptıktan sonra bir hikaye denedi. Çünkü baktı ki oradaki yapılanmada Libya yok. Yani bir meşru Libya hükümeti var. Arkasında Türkiye, Katar, İtalya duruyor. Bir de meşru olmayan isyancı bir birlik var. Onun da tamamı Libya dışında. Her yerden toplanmış. Bari dedi ben bunların içine doğudan, aşiretlerinden, doğu aşiretlerinden Libya'nın adama sokayım biraz dedi. Onları silahlandırayım dedi. Fakat Mısır'a yakın duran, evet ve Tobruk'taki yönetime de yakın duran doğu aşiretleri asker falan vermediler. Niye? Çünkü zaten birlikte olmaları mümkün çıkmadı. Atladığı nokta Kahire'nin, bu aşiretlerin kendi aralarında büyük kavgalar oldu. Ve birinin askeriyle öbürünün silahlı adamı yan yana gelemiyor. Bu nedenle Sirte'de şu anda biz Rus Wagner, Cancavit, Sudan, Çat ve Suriye'den gelmiş, tamamı 3 aşağı 5 yukarı lejyonerlerden oluşmuş bir birlikle karşı karşıyayız. Guterres diyor ki, ben diyor bu Sirte çevresindeki askeri durumdan çok endişeliyim. Doğrudan bir yabancı müdahalesi var oraya diyor. Doğrudan. Bunu ben Türkiye adına hiç üzerime alınmadım bu cümleyi, inanın. Çünkü oraya yabancı askeri yığıp o kadar silahı yiyen bir iki ülke var. Biri Birleşik Arap Emirlikleri, öbürü Rusya. Ve son açıklamasında yine Guterres dedi ki Hafter yüzünden 14 ayda bu bölgelerde 400 bin Libyalı kendi vatanında mülteci haline geldi. Libya Birleşmiş Milletler temsilcisi Tahir el-Sünni güzel konuşan bir adam. O da çok net açıklama yaptı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ve dedi ki iki şey istemiyoruz. Bir, Wagner grubu olduğu gibi gitmeli bizim ülkemizden ki bunu söyleme hakkı var. İki, Birleşik Arap Emirlikleri darbe destekçisidir. Ülkemizin içinde herhangi bir yerde görmek istemiyoruz Birleşik Arap Emirlikleri dedi. Çok net, çok net ve petrol bölgelerini bloke edenler bellidir. Bütün o petrol bölgelerini bloke eden yabancı unsurlar oradan çıkmalıdır dedi. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Kerry Craft da ilginç. Libya'daki tüm yabancı askeri müdahalelere karşıyız diyor. Şimdi tabii bunu söylediği zaman tüm cümlesiyle sanki Türkiye'yi de içine katmış gibi oluyor. Olabilir. Belki de katıyordur ama ben alınmıyorum yine. Çünkü benim askerim cephede değil. Ben cephede askeri olan meşru bir orduya havadan ve denizden güç sağlıyorum. Yaptığım iş bundan ibaret. Ve Kraft dedi ki esas, Libya'da Rus hükümetinin Hafter güçlerine destek için savaşan vekalet savaşçıları dahil hiçbir yabancı paralı askere ya da güce yer yok. Benim ordum paralı asker değil kardeşim. Benim ordum meşru bir anlaşma çerçevesinde meşru bir hükümet tarafından SOS denilip çağrılmış şerefli bir ordu. Bunda da hiç üzerime alınmıyorum. Esasında bütün bu Amerikalıların açıklamaları direkt Rusya'ya hedefliyor. Açık konuşalım. ABD aynen
Wagner paralı askerleri ve onlarla bağlantılı Sudanlı savaşçıların güneydeki petrol tesislerine ilerleyişini yakından izliyor, sahaları ele geçirmek için askeri teçhizat ve mayınlar yerleştirdiklerine dair raporlar aldık dedi Amerikalı temsilci. İşte bu konu burada ortaya çıkıyor zaten. Bu cümleyi de gerçekten ortaya çıkan tablo. Arkadaş, siz paralı askerlerinizle, Wagner'inizle Libya'nın petrol alanlarını işgal ediyorsunuz. Biz de bunu izliyoruz, yakında da gerekeni yaparız anlamında ifade ediyor. Zaten bakın, Hafter'e bağlı silahlı bir grup Sidra limanında petrol yüklemesini resmen engelledi. Gayrimeşru silahlı güç. Halife Hafter'e bağlı açıklama Libya Petrol Kurumu'ndan müdürü, genel müdür Mustafa Sanallah'tan geldi. Petrol ihracatını hemen başlatmaya hazırız. Uluslararası ve yerel olarak mücbir sebebin kaldırılması yönündeki ortak karar çerçevesinde tüm Libyalıları bir an önce çalışmalarına kolaylık sağlamaya davet ediyoruz dedi. Ve bu bölgedeki petrol ihracatını engelleyenlerin yabancı askerler olduğunu ifade etti. Katar'dan açıklama var. O da diyor ki Libya krizinin tek çözüm yolu vardır. Meşru hükümeti desteklemek. Şimdi Lavrov, Almanya falan, Fransa hepsinin tek bir isteği var. Onu şimdi analiz edelim. O da şu. Bu Hafter'e biz çok yatırım yaptık. Adam kof çıktı. Türkiye'nin İHA'sı SİHA'sı geldi. Ne Hafter kaldı, ne Trablus kuşatması, ne şu ne bu. Ama bu kadar yatırım yaptığımız bir adamdan da biz kolay kolay vazgeçemeyiz. Çünkü bu adamı o kadar zaman ayakta tuttuk, savaştırdık vesaire vesaire. Şimdi Lavrov'un söylediği şu, biz Türkiye ile ateşkes için çalışıyoruz. Yani bu ileri bir cümle esasında. Ateşkes falan yok ortalıkta. Ayrıca Türkiye'nin Hafter'le bir ateşkes anlaşması yapılması yönünde de bir politikası yok. Ve gerek Mevlüt Çavuşoğlu, gerek İbrahim Kalın hepsi tek tek açıkladılar. Dediler ki bu Hafter denilen adama son 6-7 ay içinde 3 defa ateşkes için şans tanındı. Bu üçünden de adam kaçtı. Kaçtı ya, resmen kaçtı. Moskova'dan kaçtı, Berlin'den kaçtı. O yüzden biz bu adamla herhangi bir teması savunmuyoruz Türkiye olarak. Tabii Türkiye'nin bu tutumuna doğal olarak meşru hükümet de destek veriyor. Ama Lavrov da ikide bir, işte ateşkes sağlansın, Hafter gelsin, Sarraç gelsin, Akile Salih gelsin, hep beraber oturulsunlar, hep beraber bu işleri toparlasınlar gibi habire Hafter'e meşruiyet kazandırmaya çalışan yaklaşımlar sergiliyor. Mesela Almanya nedense bu işlerle çok yakından ilgili. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Güvenlik Konseyi'nde tüm dünya pandemi nedeniyle sınırlarını kapatırken diyor, Libya'ya silah ve yabancı savaşçıların girmeye devam etmesi gülünç bir saçmalıktır diyor. Allah Allah. Şimdi bunu ben anlamadım. Yani ve diyor ki Sirte ve Cufra'nın askerden arındırılmasını istiyoruz. Şimdi bu cümleler o kadar parlak cümleler gözüküyor ama sevgili dostlar, içinde o kadar yüksek tuzaklar var ki. Şimdi orada askerden arındırma dediğiniz yer Libya toprağı. Doğru mu? Doğru. Bu tarafında isyancı bir grup var. Rus askerleri, Sudanlılar falan. Bu tarafında da meşru bir hükümet var. Meşru hükümet diyor ki ben bu ülkenin meşru hükümetiyim ve Libya'nın toprak bütünlüğü içinde bütün bölgelerinde hakim ve kontrolü sağlayan hükümet ben olmak durumundayım. Arkadaş, herkes silahını çık bıraksın gitsin, benim ordum geliyor diyor. Şimdi Alman diyor ki hayır, sen diyor savaşan taraflardan birisin. Öbürü de savaşan taraflardan biri. Esasında siz diyor bana göre eşitsiniz.
Böyle bir şey olabilir mi? Bunu Amerikalılar da yapıyor. Ruslar da yapıyor. Yani sadece Ruslar yapmıyor. Alman yapıyor, Fransız yapıyor. Hepsinin açıklamalarında meşru devlete, meşru hükümete sadece çağrı var. Yani sen de çekil. Niye çekilsin? Türkiye Cumhuriyeti Devleti Hendek Barikat Savaşları'nda hatırlayacaksınız 2014-2015 geri çekildi mi? Niye çekilsin? Ama o zaman da bize de söylediler. Ya işte orada insan hakları bilmem nesi oluyor. Kürt şehirlerini yıkıyorsunuz vesaire vesaire. Dinledi mi Türkiye? Dinlemedi. Dinlemez. Devletler dinlemez. Yani bu çerçevede baktığınız zaman çok önemli bir durumla karşı karşıyayız ve bu çerçevede sürekli bu lafların tekrarlanması dışarıdan bakanlar için enteresan gelebilir. Veya evet adil gelebilir. Hayır, adil değildir. Bir yanda devletin meşruiyeti vardır ve onun meşru güçlerinin bütün ülkede her santimetre karesinde kontrolü sağlaması vardır. Birinde de öbür tarafın eline silah almış, ortalığa dökülmüş, isyancılık oynayan unsurları vardır. Şimdi bunların ikisini eşit göremezsiniz, eşit tutamazsınız. Bu siyasetin, diplomasinin, askeriyenin her şeyin aykırıdır. Bakın Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükrü diyor ki açıklamasında, efendim diyor bu milisler, milis dediği, işte bakın, milis dediği kim biliyor musunuz? Meşru Suriye ordusu. Koskoca Mısır, meşru bir yönetimin ordusunu milis teşkilatı olarak görüyor. Bir defa başlangıç, cümlenin başlangıç saniyesi olay battı. Yani resmen battı. Milislerin bize sınırımızda tehdidine izin vermeyeceğiz diyor. Yani demek istiyor ki biz hala bıraktığınız yerdeyiz. Yani doğuya doğru kim gelirse biz onun karşısına çıkarız. Dünya Libya'daki terörist gruplar hakkında uyardık diyor. IŞİD yine ortaya çıktı diyor. IŞİD Türkiye'nin destek olduğu meşru bütün güçlerin karşısında kim zor durumda kalıyorsa hemen IŞİD orada ortaya çıkıveriyor. Sanki maymuncuk gibi bir şey. Mesela PKK zor durumda mı kaldı? Hemen IŞİD çıkıyor. Mısır veya Hafter zor durumda mı kaldı? IŞİD orada bir yerde. IŞİD ne o? Hemen bütün dünya diyor ki efendim IŞİD var orada, aman dikkat edelim falan. Yok öyle bir hikaye. Hepsi bunların fake news. Yalan haber. Yok öyle bir şey. Üç tane adam girip bir yeri bombaladı diye IŞİD mi oluyor yani? Böyle bir hikaye yok. Ve diyor ki Mısır, bakanlık konseyi yeniden yapılansın, herhalde başına Hafter'i geçirecekler. Yeni hükümet kurulsun, yani buradaki hükümet oraya geçsin. Milisleri etkisiz hale getirilsin, milisler dediği ordu. Yeni milli ordu kurulsun, tabii çok teşekkürler. Ve teknik Libya parlamentosu, Tobruk Libya parlamentosu da tek yasal yönetici kurum olsun. Yani tek kurşun atmadan Libya'yı Mısır'a, daha doğrusu Mısır üzerinden Birleşik Arap Emirlikleri'ne, İsrail'e, şuna buna peşkeş çekelim söylenilen durum bu. Rus Savunma Bakanlığı'ndan ilginç bir analizle bitirmek istiyorum. Kızıl Yıldız gazetesi hala o Sovyetler Birliği'ndeki adıyla devam ediyor. Kızıl Ordu'nun Kızıl Yıldız gazetesiydi. Şimdi de hala Rus Savunma Bakanlığı'nın Kızıl Yıldız gazetesinde neden Türk silahlı insansız hava araçları, Bayraktar ve diğerleri, Pantsir 1'leri kolay alt etti diye bir analiz yayınlandı. Bakın artık biz dünya savunma sanayi literatüründe olayları değiştiren bir millet, bir devlet olarak yer alıyoruz. Diyor ki Rus Savunma Bakanlığı'nın resmi analizinde, efendim diyor bu Pantsir 1'ler esasında yetenekli unsurlardır.
Fakat bunların da bütün bu teknik savunma sanayi yapılarında olduğu gibi bazı ölü noktaları vardır. Ölü noktalar. Ve bu ölü noktalar devreye girdiğinde de hem Suriye'de hem Libya'da, kabul etti Rusya bunu resmen Kızıl Yıldız'daki bu analizle, Türkler çok sayıda bizim hava savunma sistemimizi yok ettiler. Bunu diyor. Hem Suriye'de hem Libya'da. Bu ölü nokta diyor, esas olarak iki yerde kendini gösterir diyor. İki yer. Çünkü diyor, pansirlerin normal çalışma sisteminde Bayraktar 2'yi tanımaması, görmemesi mümkün değildir. Pansirler onu her halükarda görür ama iki ölü noktayı resmen tarif ediyor. Çünkü artık herhalde bir sır değil. Çünkü bizimkiler bunlardan hangisini uyguluyor onu da bilemiyorum. Birinci ölü nokta düşük irtifa, yüksek hız. Yani Bayraktar'ı o radarın, yani pansir birin radarının göremeyeceği bir seviyenin altına düşürmek ve o seviyeden ustaca çok hızlı bir şekilde hedefe kilitlemek. Bu bir. İkincisi de tam tersi ama ikincisi de önemli. En yüksek irtifa maksimum hız. Yüksek hız değil, maksimum hız. Neyse o maksimumumuzu yazmıyor. Ve anladığım kadarıyla Türk SİHA'ları kullanan o yer pilotlarımız çok usta, çok iyi eğitim almışlar. Zaten deneyimleri çok yükseldi. Bu Rus teknolojisinin zaaf, ölü noktalarını yakalamışlar. Buldukları yerde yok ediyorlar. Ve bir de kendilerince bir bahane diyelim. Diyor ki, esasında diyor ihraç edilen pansir birler ki bu Suriye ve Libya'ya ihraç edilmiş gibi gösteriyor. Bir optik kontrollü sistemdir. Rusya'nın ana vatanında kullanılan veya Rus ordusu tarafından kullanılanlar çok optik sistemlidir. Bu nedenle de bir zafiyet olmuş olabilir diyorlar. Kim diyor? Rusya Savunma Bakanlığı diyor. Biz demiyoruz. Ve kabul ediyor. Diyor ki tamam biz Türklerin bu insansız hava araçları karşısında ve roketleri karşısında varlık gösteremedik. Çünkü massive destruction, yani kitlesel imha, kitlesel yok ediş anlamında bir başlık atmış. Demek ki çok fazla vurmuşuz. Çok. Çok vurmuşuz. Bu kadar net bir analizle karşılaşmış olduk. Sirte, Cufra. İki tarafta da büyük yığınaklar var. Anladığım kadarıyla diplomasinin ve karşılıklı gövde gösterilerinin son günlerini yaşıyoruz. Ondan sonrasının ne olabileceğini herhalde tahmin ediyorsunuz. İzleyeceğiz her zaman olduğu gibi ve son bilgilerle karşınızda olacağız. Ama siz de tabii bu arada abone olmayı unutmuyorsunuz.